Taliban'ın Afganistan'da 2001'de iktidardan düşmesinden bu yana kabul edilen medeni kanun, Afgan kadınların hem sosyal hem de siyasi açıdan yaşamlarını iyileştirmesini sağladı. Kadınlar yasa sayesinde çalışabiliyorlar, oy kullanabiliyorlar, parlamentoya seçilebiliyorlar ve en yüksek düzeyde siyasette ve yönetim kadrolarında görev alabiliyorlar. Geçen 20 yılda Afgan kabinesinde bazı kadın bakanlar görev yaptı. Afganistan'da yeni nesil Taliban'ın aşırı ideolojisini kabul edebilecek bir nesil değil. Umarım oluşan yeni durum Afgan toplumu özellikle de kadınlar için kabul edilebilir olur. Ancak gerçek olan Amerikan askerlerinin Eylül'de çekilecek olması. Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki barış görüşmeleri durdu ve kadınlar bu görüşmelerde temsil edilmedi. Temmuz ayının sonlarında Taliban yetkilileri kadınların çatışmalar sonrasında iş ve eğitime ulaşma hakkı olabileceğini açıkladı. Ancak Taliban tarafından geri alınan bölgelerde kadınlara yönelik kısıtlamaların devam ettiği yönünde haberler geliyor. Bu da birçok Afgan'ı endişelendiriyor. Korkumuz Taliban'ın aynı ideolojiyle, aynı barbarlıkla ve acımasızlıkla önceki yıllarda olduğu gibi geri gelmesi Umarız barış görüşmeleri toplumun hiçbir kesimi için kısıtlayıcı kurallar getirmez, özellikle de kadınlar ve çocuklar için. Taliban'ın Afganistan'ı 1995'ten 2001'e kadar aşırı İslami kurallarla yönetmesi Afgan kadınları için karanlık bir dönem teşkil ediyor. Evden ayrılmalarına, çalışmalarına izin verilmeyen kadınlar sokakta tamamen çarşaf giymek zorunda kaldı. Kadınlar kendi siyasi ve sosyal kimliklerini belirleme haklarına sahip değildi ve tecrit edilmişlerdi. Kadınlara bu kadar baskı Afgan tarihinde daha önce görülmemişti. Kadınların en büyük endişesi hayatın bütün alanlarında seçme hakkı, evden dışarı çıkmaktan en basit ihtiyaçlarını karşılamaya kadar eşlerini seçmekten çalışmaya ve daha fazlasına kadar Kadınlar eğer Taliban geri gelirse evde hapsedileceklerinden ve bir daha güneşi göremeyeceklerinden endişeliler. Taliban kadınları kendilerine ait mallar gibi görüyor. Daha kötüsü bir erkek sahip olduklarına sahip çıkar fakat Taliban kadınlar konusunda bunu yapmıyor. Düşünceleri Afgan kadınlar için hiç umut bırakmıyor. Afgan barış görüşmeleri bir anlaşmayla sonuçlansa bile Afgan kadın hakları savunucuları Taliban'ın yenilenmiş etkisini kadınların özgürlüklerini kısıtlamak için kullanacağından kaygı duyuyor. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.